Ya Müslüman Allah'ı dinlemiyor. Kemalistler Mustafa Kemal'i dinlemiyor. Ne yapacağız biz bu işi ya? hukuk kelimesini yakıştıramıyorum. Çünkü Almanya'dan, İsviçre'den, İtalya'dan bana kurşun sıkmış bir gavurdan geleni benim kabul etmem mümkün değil. Mümkün değil. Birinci Dünya Savaşı'nda bana kurşun sıkmış, benim karşımda 400 bin tane dedemi katletmiş, bize göre şehit etmiş, ona göre katletmiş bir gavurun ortaya koyduğu uydurukları benim kabul etmem mümkün değil. Ha şöyle olabilirdi. Madem ahkamı dinden kopuyorsun, İslam hukukunu kaldırdın, yerli olan insanlar der ki ya biz kendi kültürümüze uygun yapalım. Ya o da gevurluktur ama. Ya hiç olmazsa bir bana uygun bir şey çıkar ortaya. Şimdi burada açık bir şey söyleyeceğim. Bunlar diyorlar ki biz kemalistiz, tamam? E o zaman Mustafa Kemal ne diyor? Türk milleti zekidir, çalışkandır vesaire. E Zeki ise niye Alman'ın dediğini yapıyoruz? Zeki ise niye Fransa'nın dediğini yapıyoruz? E ben zekiyim. Fransa'dan gelen laikliği tartışamazsın. Ya bu benim en büyük düşmanım ya. Afrikalı kovuyor. Ben kovamıyorum. Tartışamıyorum. Bir şey söylediğim zaman en büyük suç işliyorum. Nokta. Allah özümüze dönmeye muvaffak eylesin. Bakın dibe vurmuş zelilliği görüyor musun? İnnel batile kâne zehûka. Batılın aslı yok. Vallahi billahi Fransa layık değil. Tartışamadığım layıklığın kökü Fransa. Allah kökünü kurutsun. Layık değil. Neden? Adamlar İncil'e el basarak milletvekilliği yemini yapıyor mu yapmıyor mu? Cevap verin. E, layıklıkta din devlet ayrı değil miydi? E buyurun tartışma. E, tartışmıyorum zaten. Bir şey dediğim yok. Bana ne ya? İbrahim Aleyhisselam diyor ki yanlış yapıyorsunuz. Bir şey demiyorlar. Atın bunu yakın bunu. Bir dakika ya. Söylenen yanlış mı doğru mu? Bu adamlar bize kurşun sıktı mı sıkmadı mı? Ç bize gelip düşmanlık yaptı mı yapmadı mı? Benim düşmanım niye kutsal oluyor? Bu adam benim 400 bin tane dedemi öldürmüş. Ana Anafartalar mücadelesi verilmiş. Bana kurşun sıkan adam kahraman oluyor. Ben vatan evladı olarak bir şey dediğim zaman vatan haini ilan ediliyor. Bu nedir ya? Murat Bardakçı Allah hayırlı ömürler versin. Bak dua ediyorum. Kendi ecdadına bu kadar ihanet eden ve söven bu milletten başka dünyada bir millet bulamazsın diyor. Evet doğru söylüyor. Niye kendi ecdadına bu kadar düşmansın? Hayırdır ya? Niye bu kadar gavura hayransın? Şimdi yeni anayasadan bahsediliyor vesaire. Yeni bu da yine Allah'ın ahkamına uygun değil. Allah'ın razı olmadığı bir iştir. Bu da cennete götürmez. Ama hiç olmazsa yerli olsun da. Yani gavurluğun ehveni olsun. Hani onu söyleyelim. Bari benim düşmanımın sözü olmasın yani. Karıma dokunuyor ya. Fransa dediğimiz Afrika komuyor musun şu anda? Cevap verin. Vallahi de billahi laiklik Allah'tan daha kutsaldır. Evet. Ağzımdan çıkan duyuyorum. Şu anda Türkiye'de laiklik Allah'tan daha kutsal. Aksini ispatla. Allah'a istediğini söyle. Ama bu kelimeyle alakalı bir şey söyle. Nereden geldi bu? Fransa'dan. Fransa kim? Bana kurşun sıkmış. Ve Maraş'ta nenelerime sarkıntılık yapmış, namussuzluk yapmış bir adamdır bu. Öyle kutuyorsun ki Allah'a iftira edene hiçbir şey yok. Fransa'ya bir şey dediğin zaman Fransız kalıyorsun. Ya Müslüman Allah'ı dinlemiyor. Kemalistler Mustafa Kemal'i dinlemiyor. Ne yapacağız biz bu işi ya? Hakikaten ya Mustafa Kemal meşhur konuşması var. Türk milleti zekidir, çalışkandır diyor mu demiyor mu? Ya ne zekisi ya? Ey Mustafa Kemal bu millet seni yanıltıyor. Bu millet diyor ki Almanya zekidir, İsviçre zekidir, İtalya zekidir, Fransa hepten çok zeki. Onu dediğini öyle kabul ediyoruz ki öyle. Bu ülke asaleti hak ediyor, adaleti hak ediyor, vakarı hak ediyor. Artık özümüze dönelim ya. Bu memleketin insanı akıllıdır, dirayetlidir. Cihana hükmetmiş bir neslin torunlarıyız biz ya. Biz paçavra değiliz. Nedir bu gavur paçavra? bu kadar peşine takılmak yani bir kendimize gelelim ya ahkamı din beğenmediysen bari özümüzdeki akıllı dirayetli adamlar yani bize benzeyen bir şeyler çıksın ortaya bu hali mi getirdin meseleyi neyse ya Allah kötülerin eline düşürmesin bizim derdimiz meramımız ülkemizin asaleti vakarı budur yoksa bu manada ülkemizin kendi ayağının üzerine basmasını isteriz yani yerli diyorsak o zaman yerli olsun arkadaş yani meramımız bu manadadır